Hemen başlayalım haberlere. Ne yani bağlayacağız sırasıyla. Efendim mecliste yaz tartışması. Helikopter havmadan balayı Abraham. Biz 3 numaralı helikopterdeydik. Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter ortadaydı. 30 saniye sonra bulutun üzerine çıktığımızda ana helikopterin olmadığını fark ettik. Reisi en yakın isim İran'ı sarsan kazayı anlattı. Herkesin yanıt aradığı soruların yanıtları ortaya çıktı. Hükümetin İran lideri için ilan ettiği milli yaz mecliste tansiyonu yükseltti. Gara'da 13 askerimiz şehit olduğunda, İdlib'de 36 askerimiz şehit olduğunda milli yaz ilan edin dedik etmediler. Ama söz konusu olan reis olunca aynı gün yaz ilan ediyorlar. Peki bizim yaz ilan ettiğimiz İran ne yapmış? Depremde dahi yas ilan etmemiş. Ülkeler zaman zaman karşılaştıkları olaylar karşısında karşılıklı olarak bazen karşılıksız da olabilir bunlar. İran'sa helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı reisi için bu kez başkent Tahran'da cenaze töreni düzenledi. Tören dini lider Hamenei'nin kıldırdığı cenaze namazıyla başladı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Cumhurbaşkanı reisi son yolculuğuna uğurlamak isteyen İranlılar Azadi Meydanı'na akın etti. Cenazeler tır dorsesinde meydana getirildi. Meydandaki törenin ardından reisi için bu kez devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Reisi yarın doğduğu kent Meşhed'de toprağa verilecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açıklandı. Ülkeyi yasa boğan helikopter kazasının nedeni ise hala belirsiz. Ordu soruşturması sürerken 3 helikopterin olduğu filodaki isimlerden Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı İsmail'i konuştu. Herkesin merak ettiği kaza anlarını anlattı. Tebriz'e dönerken hava açıktı. Vadinin üzerinde sınırlı bir alanda bizimle aynı yükseklikte bulutlar vardı. Cumhurbaşkanı reisinin pilotu olan filo komutanı bulutların üzerine çıkma komutu verdi. İsmail'in bulunduğu helikopter bulut üzerine çıktı ama reisinin helikopteri görünürde yoktu. Bölgeye dönüp birkaç tur attılar ama bulutlar nedeniyle aşağıyı göremediler. Ya Hüseyin. Ya Hüseyin. İranlı yetkili bu sırada reisinin helikopterindeki Tebriz imamı Haşim'le bağlantı kurduklarını söyledi. Haşim düştüklerini ve yaralandığını anlattı. Ağaçlık bir alanda olduğunu ve kimseyi göremediğini belirtti. Bir süre sonra onunla da bağlantı kesildi ve ekipler 15 saat sonra helikopterdekilerin cesetlerine ulaştı.